Ne olur ne olmaz Rüstem'a. Tedbirli olmakta fayda var. Firuze'nin bir daha önüme çıkmasını istemiyorum. Kolayı var sultanım. Hatun Safevi hanedanından. Birkaç kişiye haber salarım. Elbet onu Acem diyarına götürmek isteyen birileri çıkacaktır. Rüstem'a, aklımdan geçerleri okudun. Bu durumda onu sağ konmazlar. Kesinlikle infaz edilecektir. Rüstem Ağa ihanetin bedeli ağırdır. Firuze Hatun da payına düşeni ödemeli. Süleyman. Cihangir'i görmeye geldim. Uyuyor mu? Nazlı. Sultanım. Cihangir'i getir. Allah. Aslan. Sizin var mı? Güzel. Gitme baba, burada kal. Yarın sabah gelirsin, birlikte kahvaltı ederiz.
kadar çabuk gelmeni beklemiyordum. Hatta bir daha görebileceğimden bile emin değildim. Bunun için geldim sultanım. Emin olmanız için. Bir canım var. Onu da sizi görmek için feda etmeye hazırım. Mustafa abim. Haberleri var. Ailemi ziyaret etmem için müsaade ettiler. Bu çok tehlikeli. Daha sabırlı ve dikkatli olmamız lazım. Sizi gördüğümden beri bende ne sabır kaldı, ne akıl. Biçare aşıklar gibi gözüme dirhem uyku girmedi. Sizi düşünmekten gecem gündüzüme karıştı. Ya siz? Ben kulunuzu hiç aklınıza getirdiniz mi? Hiç aklımdan çıkmadın ki. Rüyamda, hayalimde hep sen. Lakin bunun sebebi hasret mi? Yoksa akıbetini bana yaşattığı korkum bilmiyorum. Biri görecek, biri duyacak diye öyle korkuyorum ki. Pervane misali sizin çevrenizde dönmeye mahkum artık bu gönül. Sizi bir an daha görebilmek için her şeyi feda ederim. Aşk böyle bir şey değil mi? Hazretlerim, hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı sabahlar. Nasıl, ailenle vakit geçirebildin mi Taşlıcan? Geçirdim paşam. İşlerimi de hallettim. Artık senin de bir aile kurma vaktin geldi. Ha? Yok mu aklını çelen bir Dilber? Hayır paşam. Bunları Devran Sultanımıza ulaştırırsın. Taşlıcalı. Şehzademiz Mustafa'nın en yakınında sen varsın. Ben seni oraya can yoldaşı olasın diye gönderdim. Her türlü ihanete, melanete karşı onu canın pahasına koruyacaksın. Anladın mı? Merak etmeyin paşam. Son hadiseden sonra her türlü tedbiri aldım. O hadise hiç olmamalıydı. Neyse, bu sana ders olsun. Bir daha aynı hataya düşme. Haydi. Uğurlar olsun. Yolun açık olsun. Gününüz hayır olsun paşam. Sultanım. Firuze'ye gitti. Onunla birlikte gidin. Başka şeyler de var. Mesela düşmanlarımın umudu. Umut. Umut sadece ona ihtiyaç duyan zavallılar için vardır. Benimse yerim de yolum da belli. Hünkârımızın yanında onun gösterdiği hedefe yürüyorum. Sultan. Senin yolun cehenneme gidiyor İbrahim. Malum. O yolda yürümek kolaydır. Thank you.
Sultanım. Rüstem ha? Emriniz üzere Taşcıyalı Yahya'yı takip ettim. İbrahim Paşa'dan mektup aldılar. Mahidevran Sultan'a yazılmış bir mektup. Öyle mi? Anlaşılan Taşcıyalı da bu yüzden gelmiş. Onun yazdığı mektuba cevap bu. Rüstem ha, iyi iş başardın. Hünkârımıza geldiğim bir haber verin. Hoş geldin Hürrem. Hiç hoş gelmedim Süleyman. Hayırdır, ne oldu? Söyle. İbrahim Paşa nerede biliyor musun? Nasıl bir sual bu? Edirne'de değil mi? Sana oraya gideceğini söyledi. Ama şu an orada değil. Aslında hiç gitmedi. Çünkü Bursa'da. Şehzade Mustafa ile gizlice buluştular. Anlaşılan o ki seni tahttan indirmenin yollarını arıyorlar. İşte burada delili. Sultanım, malum hususla alakalı endişelerinizi anlıyorum. Unutmayın ki Şehzade Mustafa'yı bugüne kadar hep korudum, kolladım. Bundan sonra da bunun böyle olacağından kuşkunuz olmasın. Kendisiyle Bursa'da buluşmak üzere yola çıkıyorum. Selam ve hürmetlerimle İbrahim Paşa. Ağalar! Buyurun hünkârım. Bana Ayas Paşa'yı çağırın. Derhal. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. İbrahim Paşa nerededir? Vezir-i Azam Hazretleri İtalya seferi hazırlıkları için Edirne'ye gittiler hünkârım. O halde Bursa'da ne işi var? Malumatım yok hünkârım. Döner dönmez onu bana getirin. Gel. Seyahatin nasıl geçti İbrahim? Edirne nasıldı? Hünkârım, ben Edirne'ye gitmedim. Bursa'da Şehzade Mustafa Hazretleri'nin yanındaydım. O kadarı malumum oldu zaten. Burada yazmışsın. Sultanım. Ayas Paşa, nasılsın? Afiyetlisindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım sultanım. İbrahim Paşa mı var hünkârımızın yanında? Evet sultanım. Zevceniz Ayşe Hatun'la tanıştık. Vakfımda yer alarak beni ziyaretiyle memnun etti. Bilahare seninle de görüşmek, sohbet etmek isterim. Ne vakit emrederseniz sultanım.
Bana neden yalan söyledin? Anlaşılan düşmanları masumane bir buluşmayı size farklı aksettirmişler. Yalanla çıkılan yolda masumiyet yoktur İbrahim. İhanet vardır ancak. Mahidevran Sultanımızın arzusu üzerine gittim hünkârım. Malumunuz bir nikah meselesi var. Cesaretimizle konuşup onu bu hususta ikna etmemi istediler. Bu sebepten gittin. Evet. Gerçi sultanımızın bu husustaki kaygıları yersiz. Şehzademiz o hatunu hareminden çıkarmaya karar vermiş zaten. Neden bana yalan söyledin? Ben meseleyi size aksettirmeden çözmek istedim. Mustafa'yı korumak istedim, öyle değil mi? Bu benim vazifem. Sen kimi kimden koruyorsun İbrahim? O benim evladım. Mustafa artık çocuk değil. Tahta en yakın şehzade. Onu kolladığın o masumiyet günleri bitti artık. Onunla kurduğun ilişkine dikkat et. Hünkârım, bir vakitler siz de Manisa'da bir şehzadeyken sizi canım pahasına korurdum ben hep. Bunu yaparken ben rahmetli babanız Sultan Selim Han'a ihanet mi etmiş oluyordum? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen beni neyle itham ediyorsun? Siz beni neyle itham ediyorsunuz hünkârım? Ben size ihanet eder miyim? Bu mümkün mü? Ben sadece evladınızla karşı karşıya gelmeyin. Sonrasında hem kendinizi hem onu üzecek bir karar almayın diye uğraşıyorum. Hakikat bu. İster inanın, ister inanmayın. Görüyorum ki Bursa'dan dönmüşsün paşam. Dönerim elbette. Ben istediğim yere gider, istediğim vakit dönerim. Dönüşü olmayan yerlerde vardır İbrahim. Dikkat etmek lazım. Anlaşılan o ki sen kan dökmek istiyorsun. Bu bir savaş ilanı mı? Rahmetli Valide Sultanımız bana yılanın başını küçükken ezmeliydin demişti. Fakat ben yapmadım. Defalarca fırsat geçti elime. Fakat yapmadım. Neden biliyor musun? Hünkârımız için. Sırf o üzülmesin diyor. Ancak şimdi görüyorum ki hata yapmışım. Çünkü o yılan yedi başlı bir ejderhaya dönüşmüş. En çok hünkârımızı üzüyor. Ona zarar veriyor en çok.
buna son vermenin vakti geldi. Artık. Süleyman. Ne oldu? Paşa sana ne söyledi? Bu ihaneti karşılıksız mı bırakacaksın? İhanet yok Hürrem. Şu nikah meselesiyle alakalı Mustafa ile konuşup ikna etmek istemiş sadece. Sen de buna inandın. Mustafa onun elinde büyüdü. Benim can yoldaşım. Kendince meseleyi halletmek istemiş. Süleyman onlara olan sevgin inancın gözlerine perde indirmesin. Bursa'da ne konuştuklarını bilmiyoruz. Asla da emin olamayız. Belki masum bir buluşmadır. Ama ya değilse? Ya sana karşı bir isyan hazırlığındalarsa?